Doğa bekçi ile değil sevgiyle, hassasiyetle değer vermekle korunur. Doğayı koruyalım. Intro. Evet geldik kesin yargı sorularına. Kesin yargı sorularını cümle anlam ünitesi içinde veriyorum. Nedir kesin yargı? Çok böyle uzun olmayan 4-5 mısralık, 3-4 mısralık paragraflar verir ÖSYM. E. Ve sonra altta soru kalımı der ki bu parçada çıkarılabilecek kesin yargı aşağıdakilerden hangisidir? 2021'de ben soru bekledim gelmedi. Ama ondan önceki seneler dalgalanmalar olsa da son 10 yılda çok revaçta olan bir soru tipidir. Kesin yargı soruları aklında bulunsun. Belki duymuşsundur ALES ve DGS sınavları var. ALES ve DGS sınavları var. Bu sınavlarda üçer tane geliyor kesin yargı soruları. Ben sana ALES ve DGS'deki bu soruları çözmeni, çıkmış soruları çözmeni tavsiye ederim. KPSS'de her sene bir tane kesin gelir diyemiyoruz. Yani geçen sene de böyle demiştim. Yani kesin gelir diyemedim ama yani gelmesini bekliyorduk açıkçası. Ama 2021'de sormadılar. 2022'de soracaklarını gene düşünüyorum. Ama sormazlarsa da e, niye böyle yaptılar denmez. Ama bir soru bekliyoruz. Ales ve DGS'de dediğim gibi üçer tane burada soru geliyor. Peki bu soru kalıplarında bu sorularda neler yapmamız lazım? Şimdi tam da ondan başlıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi kesin yargı soruları çözülürken dikkat edilmesi gerekenler de ipnotumuzda sen de gördüğün. Nedir o? Birinci dikkat etmen gereken mevzu şu en daha kadar gibi çok s gibi sözcüklere dikkat et. Neden dikkat et? Artık sen biliyorsun en görünce ne yapıyordun? Cümlede anlamda söylemiştik. Paragrafta da konuşacağız. Nedir o? En yüzde yüz. Bak istisnasız yüzde yüz karşılaştırma anlamı katar. En yüzde yüz karşılaştırma anlamı katar. Yani en'in karşılaştırma anlamı katması aslında bana neyin habercisi? karşılaştırma yapabilmem için demek ki birden fazla yargının olduğu kesin olarak ne olmuş olur? Ortaya çıkmış olur. Onun için bundan sonra en daha kadar çok gibi karşılaştırma anlamı katan sözcüklere çok dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Mesela bir tane örnek yazmışım. Bakalım. Necip Fazıl Türk Edebiyatı'nın en önemli şairlerinden biridir. Muhakkak onun edebiyatımıza katkısı göz ardı edilemez. Şimdi bu cümlede bir de benim huyumdur. Şimdi parça parça gideceğim. Özellik özellik gideceğim ama ben bu tip soruları çözerken bulmam gereken bulduğum 2 3 tane kesin yargının altını çizerim. Paragrafın en önemli şifrelerinden biri şudur. Bazı öğrenciler sen onlardan değilsin, olmamalısın. Bazı öğrenciler paragrafı ister ana fikir olsun, ister yardımcı düşünce sorusu olsun okuyor. Sonra şıklara gidiyor. Ben diyorum ki arada bir dur, düşün, anla, kavra, sindir. Oradaki mesajı veya mesajları aklında tut. Bul bazı şeyleri bulduğunu şıkta ara. Bak paragrafın en önemli şeyi budur. Mesela şimdi bu para, yani bu cümlede kesin yargı olarak baksan eni konuştuğum için. Bak buradan bir tane yargı çıkar. Ama ben soruyu şöyle çözelim. Baksana örnek soru çözümü yapayım. Yapacağım videonun sonunda 3-4 tane soru çözeceğim. Ama Necip Fazıl Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biridir. Dur burada. Bak gerekirse dur. Bak sıralı cümle birden fazla yüklem var. Neleri buldun? Bir, en önemli şairi dediği için ne anlarım ben bunu? En önemli şairlerinden biridir. Demek ki başka önemli şairler de var bu bir. İki, en önemli şairlerinden biridir diyorsa Türk edebiyatında başka şairler de var. Bu iki. Üç, Necip Fazıl Türk edebiyatı şairdir. Bak üç tane sana ne yapmış oldum? Yargı çıkarmış oldum. İşte soru da nasıl kandırır biliyor musun senin? Necip Fazıl Türktür der. Sen de dersin ya Türk edebiyatı şairi ise Türktür. Sakın burada milliyetçilik işine girme. Türk edebiyatı şairi olmak hepsinin Türk olduğunu göstergesi değil. İşte soru sana buradan bir bir, bir kandırmacı bir şık koyar. Sakın buna kanma. Bak birinci cümlede üç tane kesin yargıyı buldum. Devam ediyorum. Muhakkak onun edebiyatımıza katkısı göz ardı edilemez. Dördüncü yargı ne? Edebiyatımıza kesinlikle bir katkısı var. Bu katkı beş kesin. Ve bu katkıyı ne yapamam? Göz ardı etmem mümkün değil. Bak sana altı tane ne yapmış oldum? Yargıyı buldum. İşte ben sorularda bu bulduklarımı giderim ne yaparım? Şıkta kendim arar. Sana da yapman gereken şey bu. Soru çözüş tarzı bu şekilde olsun. İki tane, üç tane, dört tane neyse bul, emin ol bulduklarını git şıkta ara. En azından yani bazen gelirsin senin bulduklarından bir şıktadır çat diye işaretleyip geçersin. Veya onun eş ve yakın anlamlarından yararlanmış olursun. Evet yani birinci dikkat etmemiz gereken en daha kadar çok gibi karşılaştırma anlamı katan sözcükler. Gelelim ikinci maddeye. Nedir o? İlk ve tek. Çok karışır. İlk, tek, son sözcüklerine çok dikkat et. Peki ne de Şimdi ilk ve tek aynı şey değildir. Bunu zaten sen de biliyorsun. Ama ama. burada da bu kapıya gidecek, bu kapıyı açacak veya seni Arap'ta bırakacak bir söz atar. Kafan karışmasın. İlk ve tek kesinlikle aynı şey değildir. İlk demek mesela bu benim ilk şiirim dediğim zaman anlarım ki bundan sonra ikinci, üçüncü veya dördüncü şiirlerimi yazmış olabilirim ya yani veya yazmışımdır. Çünkü bu benim birinci şiirim demek Burada bir, bir sıra var demek değil mi? Bak birinci varsa ikinci de olur demek. Ama tek demek çok farklı şey. Tek demek şudur. Önce de sonra da asla bir benzeri daha bulunamaz. Bu benim tek şiirim dersem. Bak bu benim tek şiirim dersem. Anlarım ki benim bundan önce ve bundan sonra yazdığım başka hiçbir şiir yok. Onun için ilk ve teki karıştırma. Hatta ben derste akılda kalsın diye şöyle diyorum. Allahu Teala ilk değildir. Tektir. Çünkü ilk dersen başka bir ilah daha gelme anlamı çıkar. işi raydan çıkarmış olursun. Allah tektir. Öncesi ve sonrası yoktur anlamı kalmış oluyor. Tekrar diyorum ilkle teke dikkat et. Aynı şey değil. ilk olan şeyden sonra o neyse devamı gelebilir. Ama tek de böyle bir şey yok. Son demek ne demek? Son demek bana kesin bir yargı çıkartır. O da şu. Bu benim son şiirim dediğimde ben ne çıkarmış oluyorum kesin olarak? Ha, benim bu şiirimden önce en az kesin bir tane daha şiirim var anlamı çıkmış olur. Onun için ilk tek ve son sözcüklerine çok dikkat et. Hemen bakalım. Ahmet Arif'in tek kitabı olan bak. Şimdi burada öyle bir söz oyunu yaparım ki yani kafalar yanar. Şimdi burada tek kitabı dediğimde tek kitabı demek başka bir şey. Tek şiir kitabı dersem işin rengi çok değişir. İlk şiir kitabım dersem de işin rengi değişir. Bak bir anda anlamlar değişir veya son şiir kitabım dersem de değişir. Hemen tek tek açalım. Mesela Ahmet Arif'in ilk şiir kitabı olan deseydim ben buradan ne anlardım? Ahmet Arif'in başka bir şiir kitabı var. Çıkar mıydı? Çıkar. Ama Ahmet Arif'in bak burası çok ayrım noktası. Şuna dikkat et tek şiir kitabı dersem şunu anlarım. Ahmet Arif'in tek şiir kitabı var ama öykü, hikaye, roman, öykü, hikaye aynı şey zaten. Roman, hikaye, tiyatro ve benzeri türlerde başka bir kitabının olma ihtimali kapısı hala açık. Tek şiir kitabı dediğimde şiir kitabı bir tane. İkincisi yok ama başka türde bir kitabı olabilir. Veya şöyle yapayım. Ahmet Arif'in son şiir kitabı dersem bu sefer de neyi düşünmüş, düşünmüş olurum? Demek ki son şiir kitabı diyorsam ondan önce bir şiir kitabım var kesin olarak çıkmış olur. Ama bu cümlede ne demişiz? Tek kitabı demişiz. Tek kitabı, tek kitabı. Ne demek tek kitabı? Bunun başka hiçbir türde şiir, roman, hikaye hiç etmiş, Hiçbir kitabı yok aklında bulunsun. işte bunlar bu soruların o ince kılcal damar kısımlarıdır. Dikkat et. Ahmet Arif'in tek şiir kitabı. Burada da bir şey geldi aklıma. Bir gün Ahmet Arif'e soruyorlar. ya Bir tane gerçekten şiir kitabı bir tane. O da hasretinden prangalar eskittim. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok duygulu bir kitap. E ki onlarca kez okuyup bitirmişimdir. Severim Ahmet Arif'i. Zaten sene sonuna kadar slaytlarda ismini bol bol göreceksin. Bir muhabir soruyor Ahmet Arif'i küçümsemek için. Yani bir tane şiir kitabınız var işte bir tane kitapla şair olunur mu? Hani çok şiiriniz yok işte kitap sayısı bir tane. O da şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki yani bir tane kitapla peygamber olunuyordu. Niye bir tane şiir kitabıyla şair olunmasın deyip böyle çok güzel bir cevabı vardı. Aklıma o geldi onu paylaşmak istedim. Yani bu cümlede bak ne çıkarırım. Ahmet Arif'in tek şiir kitabı olan Hasretinden Prangalar Eskittim hala etkisini sürdürmektedir. Bak, neyi anladım? Ahmet Arif'in başka hiçbir türde kitabı yok. Uzaya ilk çıkan insan Neil Armstrong'tur. Bak bu da güzel bir örnek. Şimdi burada ileriki maddelerde var. Önce sonra olayı var. Ona da çok dikkat edeceğim. İlk çıkan insan Neil Armstrong'tur demek. İlk denemeyi uzaya çıkma denemesini ilk o yaptı demek değildir. Belki ondan önce onlarca kişi bunu denemiştir ama bunu başaran ilk kişi Neil Armstrong. İlk kişinin, ilk kişiden de şunu anlıyorum. Demek ki Neil Armstrong'dan sonra başkaları da ne yapmış? Uzaya çıkmış. İşte bu ilk tek son ayrımına çok dikkat edin. Son yapılan araştırmalarda virüsün etkisinin gün be gün azaldığı görülüyor. Ben ne anlarım bu sondan? Demek ki kesinlikle son yapılan araştırma diyorsa bu araştırmadan önce de başka araştırma veya araştırmalar kesinlikle yapılmış. Devam edelim. Evet diyordum. Önce sonra önemli diyordum. Geldim oraya. Sana bir tavsiyem var. O da şu. Bu tip sorularda çıkmış sorularda olsun, çözeceğin sorularda olsun. Kesin yargı sorularında bir şıkta önce şıkta önce ve sonra ifadesini görürsen ben o şıkları ilk etapta atlarım. Benim huyumdur. Neden? Sebebi şu. Biz bir şeyin öncesini ve sonrasını ne yapamayız? Bilemeyiz. Mesela demin sana örneğimde de dedim. Uzaya ilk çıkan insan Neil Armstrong'tur yazdım. Burada şunu bilemem. Şunu diyemem yani. Kesin olarak diyemem. Uzaya ilk çıkan insan Neil Armstrong ya uzaya ilk çıkma deneyimi denemesini sağlayan kişi de Neil Armstrong diye mi? Belki 25 kişi denedi. Hiçbiri çıkamadı. Bunu ilk çıkan o. Yani ben bir şeyi ne yapamam? Öncesini sonrasını bilemem. Onun için önceli ve sonralı şıkları ilk etapta göz ardı et. Bakma onlara diğer şıklara git. Ha, bulamadıysan kalan şıklardakine bakıp cevaba ulaşırsın. Ama tekrar diyorum bir şeyin öncesini sonrasını biz baştan bilemeyiz. Bak çok güzel bir örnek. Demişim ki ülkemizde bu haftada ve bağlacı da önemli onu da söyleyeceğim. Ülkemizde bu haftada yağmur bekleniyor. Hadi gel şimdi sana bir şey sorayım. Bu benim kandırma örneğimdir. dedik ki kapattım onun için pdf'yi kapattım. Dedim şöyle göz göze gelelim. Ülkemizde bu haftada yağmur bekleniyor cümlesinden ülkemizde bu haftada yağmur bekleniyor cümlesi sana bir soru. Ülkemizde geçen hafta veya geçtiğimiz haftaların herhangi birinde yağmur yağmıştır diyebilir miyim diyemez miyim? Tekrar ediyorum. Ülkemizde bu haftada yağmur bekleniyor cümlesinden yola çıkarak ülkemizde geçen hafta veya geçtiğimiz haftaların herhangi birinde kesinlikle yağmur yağdı diyebilir miyim? Diyemez miyim? Cevabı verdiğini düşünüyorum. Ben sana doğruyu söyleyeyim. Kesin olarak diyemem. Niye diyemem? Söz oyunu yaptım da ondan. Cümlede ne dedim? Ülkemizde bu haftada yağmur bekleniyor dedim bak. Bekleniyor dedim. Bekleniyor. Ama ikinci kurduğum cümlede ne dedim? Ülkemizde geçen hafta veya geçtiğimiz haftaların birinde yağmur yağdı dediğim işte bir sözcüğü oynatırım kapan karışır. Tekrar eden şey geçen hafta veya geçtiğimiz haftaların herhangi birinde tekrar eden şey yağmur değil. Beklenti tekrar etti. Onun için ben öncesinde veya sonrasında yağmurun yağıp yağmadığını kesin olarak söyleyemem. İşte ÖSYM'de tam olarak bunu yapıyor. Söz oyunu yapıyor. Sen diyorsun ki işte bak bu hafta da diyor ya de bağlacı var ya. Demek ki geçmişte bir kere olmuş. Doğru geçmişte bir kere oldu. Ama geçmişte olan şey yağmurun yağması değil. Yağmurun yağma beklentisiydi. Aklında bulunsun ama buna da çok dikkat. Yani ben ne yapıyorum bundan sonra? Şıkta önceli ve sonralı sözcükleri ilk etapta eliyorum. Bakmıyorum. Bakalım bir diğer dikkat edilmesi gereken neymiş? Evet D'yi daha demin de söyledim. D bağlacı kesinlik anlamı katar. Mesela desem. Çok basite indirgeyip zorlaştıracağım. Ayşe de gelmedi desem. Ayşe de gelmedi desem. Bak ben buradan ne anlarım kesin olarak? Ayşe gelmedi kesin. İki, Ayşe gelmediği gibi Ayşe'nin dışında gelmeyen en az bir kişi daha var anlamı çıkmış olur. Hani en gibi düşün. D de ne yapar? Kesinlik anlamı katar. Aklında bulunsun. Bakalım. Türkiye'de bir hatımda da... Daha... Ne romanın çok güzel örnekleri vardır. Bak burada ne çıkarırım? Bir. Türk edebiyatında roman örneği var. Bir. İki. Türk edebiyatında güzel roman örnekleri var. İki. Üç. Türk edebiyatında olduğu gibi en az ismini bilmesem de bir edebiyatla karşılaştırma yaptım. Bir edebiyatta da Alman olur, Rus olur, İngiliz olur, Fransız olur fark etmez. Romanın güzel örnekleri var. İşte bak gizli bir örtülü ne yapmış oldum? karşılaştırma anlamı vermiş olduk. Evet bak buradakilere dikkat etmek lazım. Zaten sorulara geleceğim. 2-3 tane örnek soru çözdük kapatacağız burayı. Bu tip sorular çözülürken demişim ki paragrafta verilen anlamı yönlendiren belirten sözcüklerin şıklarda olup olmadığına dikkat edilmelidir. Evet bu şu. Mesela yukarıda fikir der paragrafta aşağıda düşüncedir. Yukarıda heves der, aşağıda istek der. Eş ve yakın anlamlı sözcüklere dikkat et getirdim. Bir de şu var, her şıkta o şıkkı özetleyen bir anahtar sözcük olacaktır. Evet, anahtar sözcükleri yürümek, bulmak çok önemli. Aslında demin ben sana birkaç örnekte yaptım. Her cümlede, her paragrafta ne yaptım? İki tane, üç tane, dört tane, beş tane ne yap? Anahtar sözcükleri sen seç ve onun altını çiz. Mesela paragrafın altı baştan sona asla çizilmez. Bak paragrafın baştan sona altını çizme. Ama bazı soru tiplerinde işte bu kesin yargı sorusu olur, sıralama olur, yer değiştirme soruları var ileride paragrafla ilgili. Onlar da anahtar sözcüklerin altını çiz işine sana yarayacaktır. Baştan sona çizme. Bu tip sorularda da bunu yapman faydalı olacaktır. Bir de önemli bir şey daha var. O da şu genel kültür diye bir şey var. Hepimizin ait olduğu bir kısım. Hepimizin iyi kötü bir genel kültürü var. Ama bu genel kültürü sorulara kesinlikle katma. Şimdi şöyle diyeyim sana. Şimdi herkesin sevdiği bir takım, yani beğendiği bir sanatçı, beğendiği bir akım veya bir siyasi görüş, inancı, düşünce yapısı var. Sakın buna aykırı olan veya buna taraftar olan şeyi paragrafta gördüğün zaman Bundan dolayı yürüme. Yani bunu doğru veya direkt olarak yanlış olarak bakma. Artı genel kültürün bir de şu boyutu var. Mesela bazı şeyler nesnel. Mesela İstanbul'un fethi 1453. Bu kesin. Hemen aklıma şöyle bir çıkmış soru geldi. Mesela dedi ki Alesteydi yanılmıyorsa. Cümle şöyleydi. Ben çıkmış soruları hep ezberledir, ezberlerim. Her sene yenisini ezberlemeye çalışıyorum. Dedi ki 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan iki atom bombasıyla Pardon, 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının etkisi hala sürmektedir. Tekrar ediyorum. 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının etkisi hala sürmektedir. A şıkkı diyordu ki, ikinci şey Japonya bu savaş bu atom bombalarından sonra savaştan çekilmiştir genel kültür olarak doğru mu? Doğru. Bak doğru. Ama paragrafta var mı bu? Yok. Paragrafta olmayan bir şey işte genel kültürünü katma dediğim, kastettiğim şey buydu. Evet 2. Dünya Savaşı'nda Japonya bu olaydan sonra savaştan çekildi. Ama yukarıda paragrafla böyle bir bağlantı var mı? Yok. Yani paragrafın dışına kendi bilgini katmamanı sana tavsiye ederim. Cevap neydi biliyor musun? Çok basitti cevap. Daha önce de bir dünya savaşı olmuş diyeceksin ki hocam ne alaka Biz Japonya'dan konuşuyoruz, Hiroshima, Nagasaki diyoruz. Ne diyor? İkinci Dünya Savaşı'nda. İkinci Dünya Savaşı varsa yani demek ki birincisi de olmuştur. Yani daha önce de bir Dünya Savaşı olmuştur. Doğru cevap olmuş doğru. Dikkat etmen gerekenler bu şekilde. Hadi gel iki üç tane örnek soruyla taşlandıralım ve bu konuyu da kapatmış olalım. Evet bakıyorum şimdi soruya yaklaşım tarzı bak soruyu nasıl çözeceğimi dikkat et sen de böyle çözmeye çalış. 16. yüzyılda bir o ne demiştim sana 16. yüzyılın öncesini sonrasını bilemem. Şu an konuştuğu kısım 16. yüzyıl. 16. yüzyılda Avrupa'da Avrupa'da astronominin önemi anlaşılınca 16. yüzyılda anlaşılmış Müslümanların Astronomi ile ilgili çalışmalarından hareketle. Hmm, bak ikinci yargı neyi buldum? Müslümanlar astronomi ile ilgili çalışmalar yapmış. Hareketle ne demek? Ondan esin kaynağı olmuş. Onları önce almışlar. Batıda da, batıda da, demek ki doğuda da olmuş. Yeni bir düzen olarak uzay çalışmaları ortaya çıktı. Ben ne anladım şimdi? Bak, bak anla tekrar diyorum. Anla hemen şıkka gitme dur. Neleri buldum? Bir, 16. yüzyılda oldu bu olay. 2. Avrupa'da oldu. 3. Astronominin önemi anlaşıldı. 4. Müslümanlar demek ki astronomi ile ilgili daha önce çalışmalar yaptı. 5. Batı'da bu Müslümanların çalışmalarından etkilenildi. 6. Ortaya yeni bir uzay çalışma sistemi çıktı. Bak buldum, bulacağımı buldum. Artık bulduğumu şıkta arıyorum. Ara bakalım, Adana'ya bakalım. 16. yüzyıldan önce ne demiştim sana? Şıkta, pardon önce sonra görürsen atla ilk etapta buna bakma bir Adana dursun. Geçtim. Bursa. Avrupa'da görülen değişimlerin en önemli faktörü Türklerdir. Şimdi bak bir. Yukarıda Türklerden bahsetmedi. Müslümanlardan bahsetti. Evet Türkler kâir ekseriyetiyle Müslüman. O aynı konu ama hatta Avrupa'da Türk demek Müslüman demek. Ama bak bunlar hep genel kültür bak genel kültür. Paragrafta Türkler var mı? Yok. O zaman Türklerden bahsetmediği için Bursa gitmiş oldu. Avrupa'da astronominin önemi her zaman bilinmektedir. Bak şimdi önemi ne zaman anlaşılmıştı zaten? 16. yüzyılda anlaşılmıştı. Bu da gitti. Müslümanlar her yere niye öncülük etmiştir? Şimdi bunu bilemem. Neden bilemem? Neye bağladı? Evet Müslümanlar uzay konusunda, astronomi konusunda öncülük etmişler. Doğru. Ama her konuda öncülük etti diyemem. Bu da oradan gitti. Astronomi ile ilgili edinen kazı, pardon astronomi ile ilgili edinilen kazanımlar batıda bak demek ki kazanımlar ne demek buluşlar. Batıda astronomiye karşı yeni bir bak batıda evet batıda bak. astronomiye karşı yeni bir gelişim oluşturmuş. Bak ne demişti uzay çalışmalarını ortaya çıkarmadım. Ya, cevap ne olmuş oldu? Olmuş. Soruyu çözüş tarzı bak bu mantık olsun. Tamam yapacağın işlem bu. Çizdim altını çizdim. Hepsinin altını çizmedim. Bulduğum yargıların altını çizdim. Bulduklarımı şıkta aramaya gayret ettim. Devam ediyorum. Zühre olarak bilinen Venüs ve Mars olarak bilinen Meri. Demek ki burada Zühre Venüs'müş, Mars Meri'miş. Güneş sisteminde birbirine en çok benzerlik gösteren iki gezegendir. Bak şimdi. Bir, neyi buldum? Zühre'nin Venüs, Mars'ın Merih olduğunu öğrendim. Bu bir. 2 bunlar güneş sistemindeymiş. 3 birbirine ne yapıyormuş? Benziyormuş. 4 en dediği için birbirine benzeyen başka gezegenler de var. 5 birbirine benzeyen başka gezegenler varsa demek ki başka gezegenler de var. Yani birbirine benzese de benzemese de beş başka gezegen var. Bak 5 tane yargıyı buldum. İn şimdi aşağı Adana'ya bakıyorum. Güneş sisteminde Zühre ve Mars'tan başka güzel gezegen incelenmemiştir. Bak yukarıda incelemekle ilgili bir bilgi var mı? Yok. Gitti. Zühre Mars'a yakın mesafede olan gezegenlerden mi? Şimdi bundan emin değilim. Yanıltmayayım seni. Belki evet. Zühre Mars'a en yakını veya yakın. Ama yukarıda bununla ilgili bir bilgi var mı? Yok. İşte değil dedim sana genel kültürlü katma. Belki gerçekten böyle. Ama bunu soruya kat. Güneş sisteminde birbirine benzeyen başka gezegenler de vardır. Sen zaten demin bunu bulmadın mı? Bulduğumuzdan biri bu değil mi? Cevap C. Birbirine en çok benzeyen gezegenler güzel. Güneş sisteminde bulunmak. Ya ben birbirine gezegen, benzeyen gezegenler güneş sisteminde var. Ama en çok benzeyenler güneş sisteminde olacak diye bir mecburiyet. Evet son bir tane daha soru çözelim. Ve bu dersimizi indirelim. Necip Fazıl Edebiyat Ödülü'nün bu yıl öykü dalında verilmesi kararlaştırmıştır. Dur. 1. Necip Fazıl ödülü bu yıl öykü dalında verilmiş. Demek ki ne anlıyorum? Bir önceki yıl bu ödül var bu bir. Demek ki ilk yılı değil ödülün verildiği bu verilen ödülün ilk yılı değil bu bir. 2. demek ki bu yıl öyküde verildiyse geçen yıl başka bir türde esere verildi. 2. devam ediyorum. Ödüle 11 Aralık 2009, 11 Aralık 2010 tarihleri arasında iki basılmış öykü kitapları aday olacaktır. Pardon iki tane bulmuştum. 3. 3 bu tarihler arasında olacak. Yani sen ödüle aday olabilmen için kitabının bu tarihler arasında çıkması lazım. 4 kitabının ne kitabı olması lazım? Öykü kitabı olması lazım. Bak bulacaklarımı buldum. Sen de böyle git. Buldum. in aşağıya bak bakalım. Başvuran yazarların daha önce bir yarışmaya katılmamış. Ya yani yukarıda bir şart sundu. Ama ne şartı sundu? Tarih aralığı şartı sundu. Başka yarışmaya katılsın katılmasın bir şey demedi. Bu ödül edebiyat dünyasının en önemli ödüldür. Bilemem. Başka ödüller de vardır. Ama en önemlisidir veya en önemlisi hakkında yani önemliliği hakkında bir şey söylemedi gitti. Bu ödülün vermesine Necip Fazıl öncülük etmiştir. Güzel soru bak. Ödülün adı Necip Fazıl ödülü diye edebiyat ödülü diye Necip Fazıl öncülük etti diye diyemezsin. Yani Necip Fazıl'ın vefatından sonra da ortaya çıkmış bir ödül olabilir. Bak bilemem öncesini sonrasını bilemem. Güzel bir çerdirici git. Bir önceki yıl ödül farklı türde yapılmış yapıta verilmiştir. Cevap diye. Ne demiştim zaten demin? Bir bu yıl Öykü Dalında verildi demişse geçen yıl da bu ödül verildi bu kesindi. İki, Bu yıl Öykü Dalında verildi demek ne demek? Geçen yıl Öykü Dalında verilmedi. Öykü türünden başka bir türde verildi demek. Cevap Diyarbakır olmuş. Bu yarışmaya başvuru dönemi her yıl değişmektedir. Bak başvuru dönemini bilemem. Zaten başvuru dönemiyle ilgili bir şey demedi cevap Diyarbakır olmuş. Olur. Evet geldik kesin yargı sorularının sonuna. Nelere dikkat edeceğini kısaca sana şöyle bir hatırlatayım. Nelere dikkat etmen lazım? 1. En, daha, kadar gibi çok, s gibi sözcüklere dikkat et. Kesinlik anlamı katar. 2. Ne dedik? D bağlacına dikkat et. Kesinlik anlamı veriyor. Çünkü o dediği var. Onun dışında da bir şey kesinlikle olmak zorunda. 3. Ne konuştuk? İlk, tek, son. Bu sözcüklere dikkat et. Neden? İlk olan şeyin ikincisi, üçüncüsü olabilir. Tek olan şeyin... Önünde de arkasında o neyse olamaz. Son demek ne demek? Ondan önce kesinlikle bir şey kesin oldu demekti. Bir diğeri neydi? Önce ve sonra şıkta bunu görece ne yapıyordum? Buna bakmıyordum. İlk etapta bakmıyordum en azından. Çünkü neden ben bir şeyin öncesini ve sonrasını ne yapamam? Bilemem demiştik. Bir diğeri genel kültürünü katma dedim. Bak genel kültürünü katma. Çünkü çıkmış sorularda da var. Dünya tarihi olur, Türk tarihi olur, İslam tarihi olur. Yani tarihi nesnel bir şey olur. Bunu soruya katma, söylemediği sürece soruya katma dedik. Soruyu çözerken ne yaptım? Bulacaklarımı buldum, bulduklarımı gittim şıkta kendimi aradım. Sen de böyle yapıyorsun ve bir tane çıkarsa bu soruyu cebine indirmiş oluyorsun. Diğer dersimizde de görüşmek üzere kendine çok iyi bak. İyi günler.